Reçme piyasalarından herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Evet, altın fiyatlarının güçlü trend hareketi devam ediyor. 1200, daha doğrusu bahsetmiş olduğumuz gibi ortalamaların üzerinde ve bahsetmiş olduğumuz o seviyelere doğru isteğin bugün biraz daha hızlı oluşmaya başladığını görüyoruz. Hemen dünkü kapanışı şöyle bir alalım. 1279, yani 1280 aslında kapanışını aldığımızda hemen 1280 kapanışını aldığımızda haftalıklarda ve aylıklarda kademeli bir şekilde işaret etmiş olduğumuz 1289-1295, dolayısıyla 1300'ler, 1301, 1302, 1305 kademe kademe seviyelere doğru nasıl gittiğini görüyoruz. Yani ilk etapta 1289, arkasında 1295, 1301 yıllıklarda hedef, potansiyel hedef, bunun üzeri ihlal edilmesi demek 1309 potansiyel hedef olabilir. Bu noktada sık sık bahsetmiş olduğumuz seviyelerde. Günlüklere baktığımızda özellikle 1283 üzerinde hareketi, 1284 üzerinde hareketin 1291-94, yani haftalıklarda 1295'i çağırdığını söyleyebiliriz. Hemen şöyle tablomuza dönüp bakalım. Bugün görülen en yüksek seviye 1289-88-89 olduğunu görüyoruz ve olumlu bir trend içinde seyrettiğini. Hemen şöyle, hatta yaklaşık bundan 2 ay önce görülen 6-7 hafta önce görülen 1295 bu seviye yine ön plana çıkmış durumda. Bu nokta üzerinde hareketin oluşması yeni bir trend hareketi olarak karşımıza çıkacaktır. Bu bölgeyi izliyor olacağız. En azından ihlaller olabilir. Yani 1300'lere doğru istekler söz konusu olabilir ama banda baktığımızda zaten bantta bize 1300'leri, 1301'leri işaret ediyor. Gün içinde canlı seans olarak bahsetmiş olduğumuz çalışmamızı paylaşmaya sizlerle devam edeceğiz. 60 dakikalık grafiğe baktığımızda gayet olumlu. 30 dakikalık grafikte de şu an için olumsuz bir görüntü olmadığını söyleyebiliriz. Uyum uyumsuzluk noktasında bir sıkıntı yok. 5 dakikalık grafiğe baktığımızda 5 dakikalıklarda şu an için 1290'a yaklaştığı için 1289, gördüğünüz gibi 88 görüyoruz zaten. 91 direnç. Dolayısıyla 91'in şu an için direnç olmasını bekleyebiliriz. Hatta 86-85 bölgesine doğru geçekilme de çok normal olacaktır. Ama 84 üzerinde kalmak isteyen bir yapı söz konusu olacaktır. Daha doğrusu tahmin ediyoruz. Kaldığı müddetçe de 95 ilk potansiyel hedefim olmaya devam edecek. Şimdilik söyleyeceğimiz bu kadar. Herkese bol kazançlar diliyorum. Görüşmek dileğiyle. Sayfamıza abone olup destekte bulunabilirsiniz. Bu bizim için oldukça önemli. Tabii isterseniz bir de gram altın var. Gram altına da bir yorumlayalım. Gram altını yorumladıktan sonra hemen gram altına bakalım. Gram altında da bahsetmiş olduğumuz o toparlanma hareketi devam ediyor. İlk etapta şunu söyleyebiliriz. Yine görülen, daha önce görülen 147-148'e doğru isteğin olduğunu söyleyebiliriz. Gram altında da gün içinde trade edilmesi noktasında bundan sonra yorumlarımızı bolca paylaşacağız. Hatta gün içi yorumlara yönelik, gün içi alım satıma yönelik günlük çalışmalarımız olacak ve aynı zamanda İstanbul'da 9 Temmuz'da gün içi alım satım tekniklerini sizlerle eğitimimizde paylaşmayı planlıyoruz. Yeni bir eğitim bu. Dolayısıyla burada bu noktada gün içinde nereden alınır, nereden satılır, tablolar, bu tabloları da sizlerle değerlendireceğiz. Şimdi gram altında aslında daha önce bahsetmiş olduğumuz 145 seviyesi üzerindeki hareketlerin 147'ye doğru, 146-147'ye doğru gitme isteği biraz daha artmış durumda. Doların buradaki hareketiyle birlikte en azından ilk etapta 147-500, daha önce görülen yaklaşık bundan 2,5 hafta önce görülen 147-800'ün üzerinde hareketin ilk etapta 148'leri görme ihtimali giderek artıyor diyebiliriz. Gram altında ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Tabii 145-700 üzerinde kaldığı müddetçe bandın yukarı kırılması demek. Hemen 143-148 olarak bakacak olursak 148'in üzerinde, yani tekrar açıkçası daha önce görülen 153-155 bandına doğru bir hareketlik söz konusu olabilir gram altında. Söyleyecekleriniz bu kadar. Herkese bol kazançlar. Sayfamıza abone olup destekte bulunabilirsiniz. Eğitimlerimiz devam ediyor. Gün içi alım satım teknikleri yeni eğitimdir. Herkese bol kazançlar diliyorum.